Safkan, günün en önemli yarışı başlamak üzeredir. Safkan, Arap atları arasında yapılacak olan bu yarışta isimlerini vereceğimiz şu 5 at koşacaktır. Hakan, Yıldırım, Güllü, Rüzgar ve Çakmak. Ne dersin Osman Efendi? Hakan yarış alır mı? Evelallah beyim, bugüne kadar hiç yüzümüzü kara çıkardı mı ki? Bana sorarsanız yarışın tek favorisi Hakan'dır. Hı hı. Ne o Osman Efendi? Bakıyorum bizim Yıldırım'ı pek küçümsüyorsun. Yo, estağfurullah beyim. Yıldırım da iyi hayvandır ama kusura bakma, Hakan başka. Hiç boşuna uğraşmayın azizim. Bizim Osman Efendi, Hakan'dan başka at beğendiremezsiniz. Haksız mıyım beyim? Elime doğdu benim. Onu ben yetiştirdim. Hakan'ı canım gibi severim. Doğrusu böyle bir seyisiniz olduğu için çok şanslısınız Orhan Bey. Hadi girelim ha, sen istersen sen... Öyle bir şey, bazı gibi sana bakalım da öyle... Ama iyi, biliyorum, hemen koş koşun, kişiler kapanmadan ya, 4 taksim 6 alırsan daha... Vay Murat! Sen nereden çıktın oğlum? Ne zaman geldin Ankara'dan bakayım? Gel şöyle. Biraz evvel babacığım. Ha. Sizi burada bulacağımı bildiğim için uçaktan iner inmez bir taksiye atlayıp doğru buraya geldim. Çok iyi ettin. Nereden aklına esti bu ani ziyaret? Fakülte bir hafta tatil. Sizleri de çok özlemiştim. Ben de seni çok özledim yavrum. Anlat bakalım. Derslerden ne haber diye sormuyorum çünkü ne kadar iyi bir talebe olduğunu bilirim. Şimdi arayı açar, yarışı mutlaka alacak. Daha belli olmaz. Hakan'ın nasıl bir hayvan olduğunu siz de bilirsiniz. Dünyada yarışı vermez. Bizim Yıldırım'la başa baş gidiyorlar. Durun bakalım, daha yarış bitmedi. Ha. Hadi yavrum, hadi Hakan, göster kendini! Yıldırım'a bir kere daha geçti. Müthiş bir ata sahipsiniz. Sizi tebrik etmek isterim. Çok naziksiniz dostum. Fakat sizin Yıldırım da iyi bir yarış çıkardı yani. Evet, iyi bir attır. Ama anlıyorum ki Hakan'dan yarış almasına imkan yok. Hakikaten öyle. Aferin benim güzel yavrum. Senden ne kadar iftihar etsem azdır. Ben yarış alır demedim mi beyim? Sana da teşekkür ederim Aktay, iyi bir yarış çıkardın. Keramet bende değil, onda beyim. Hakan'a binip de yarış kaybeden jokeye, ben jokey demem. Asıl keramet Orhan Bey'de. Hakan'ı o yetiştirdi. Beyefendi, müsaade ederseniz onu götüreceğim, dinlenmesi lazım. Tabii, tabii Osman Efendi, götürebilirsin. Babacım, burada daha çok işiniz var mı? Hayır yavrum, çiftliğe gidebiliriz artık. Biliyorsunuz bu akşam çiftlikte birkaç dostun iştirakiyle ufak bir toplantımız var. Jale hanım kızımızla sizi de bekliyoruz. Şekerim. Çok şirin. Çok. Şuna bak. Çok güzel bir köpek. Adı ne? Lord. Her şeyiyle benim uğraşmam lazım. Açlıktan ölse benden başka kimsenin elinden bir şey yemez. Allah Allah, ya. Tuhaf şey. Niye tuhaf olsun? Hiç kimsenin kendisini Orhan Bey kadar sevemeyeceğini biliyor hayvan. Gel Murat. Dostlarım, İşte size bahsettiğim oğlum Murat. Gel bakalım delikanlı, misafirlere bir merhaba de. Merhaba delikanlı. Merhaba. Aslan gibi maşallah. Neden daha önce görüşmedik? Ankara'da okuyordu ondan. Seneye fakülteyi bitiriyor. Çok güzel. Hadi bakalım Lord, senin yatma vaktin geldi. Hadi maç marş! Bakın nasıl gidiyor, değil mi? Bravo! Terbiye edin. Hoş geldiniz efendim. Biraz geciktik galiba. Ne yaparsınız? Hanımların süslenip evden çıkmaları uzun sürüyor. İşte buna iftira derler azizim. Benim güzel kızımın süslenmeye ihtiyacı yok ki. Hele Murat'ın da burada olduğunu duyunca bir türlü giyeceği elbiseyi seçemedi. Amcacığım, beni mahcup etmeden de duramazsınız. Yok canım. Jale'ye hoş geldin demeyecek misin? Merhaba Jale, hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Jale bu akşam senin misafirin. Onunla meşgul olmalısın. Hadi bakalım. Tabii babacığım. Birbirlerine çok yakışıyorlar, değil mi? Evet, tabii. Azizim, ne diyorum biliyor musun? Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı yarışından sonra aile içinde bir nişan yapıverelim. Tabii yaparız. Hı? Görüşmeyeli ne çok oldu, değil mi? Evet, tam 4 ay 22 gün. Ya, günleri saydın demek. Yoo, ne diye günleri sayayım? Tesadüfen aklımda kalmış işte. Niye bakıyorsun bana öyle? Elbisene bakıyorum. Sana çok yakışmış. Amcanı biraz bekletmişsin ama en güzelini seçmişsin. Aşk olsun, benden alay ediyorsun değil mi? Yok, katiyen. Samimi söylüyorum. Zaten o kadar güzelsin ki, ne giysen yakışır sana. Hah, işte şimdi de iltifat ediyorsun. Hayır, evet... Of, biz de neler konuşuyoruz! Halbuki sana söylemek istediğim çok daha önemli şeyler vardı. Ya, söyle öyleyse, neymiş o güzel şeyler? Sen yanımda yokken ne güzel sözler buluyorum. Sen yanıma gelince hepsi aklımdan uçuyor. O zaman sen de güzel sözleri mektupla yazarsın. İstanbul'da kaç gün kalacaksın? 1 hafta kadar. Yarın denize gidelim mi? Olur, gidelim. Ne kadar çabuk geçti değil mi Murat? Evet Jale, seni çok özleyeceğim. Ben de. Yarın kaçta kalkıyor uçağın? 4'te. Beni geçirmeye gelecek misin? Eğer istersen gelirim ama gelmemeyi tercih ederim. Ayrılık sahnelerini hiç sevmem. Hep içimden ağlamak gelir. Beni ağlarken görmeni istemiyorum. Neden? Hassasiyet bir genç kıza çok yakışır. Ne yapayım? Sulu gözlünün biriyim işte. Hala tıraşın bitmedi mi? Bitiyor, az kaldı. Hadi sallan biraz be! Geç kalıyoruz! Senin yüzünden kızları kaçıracağız! Merak etme, kaçırmayız! Merhaba takım! Merhaba! Niye geciktin sen? Kütüphanede bir kitap aradım da! Ne dedin? Şu zırıltıyı biraz kısarsan ne dediğimi anlarsın. Bu kadar gürültüye nasıl dayanıyorsunuz anlamıyorum. O bir kere gürültü değil, müzik! Yani ruhun gıdası! Evet, şu ruhunuzu biraz daha az gürültüyle besleyemez misiniz? Oğlum, sen müzikten anlamıyorsan ben ne yapayım? Ne o? İkiniz de pek süslenmişsiniz, nereye böyle? Diskotekte 2 tane kızla buluşacağız, İstersen sen de gel! Sana da 1 tane buluruz, tamam mı? Eksik olmayın ama gelemem, ders çalışacağım! İmtihanlara 20 gün var! Tam adamını davet ediyorsun! O koltuğunun altında bu kadar kitap varken onları okumadan durabilir mi? Sonunda hafız olacak zaten! Evet, hafız olacağım, var mı bir diyeceğiniz? Oğlum, dünyaya 1 kere geliyoruz! Şu kitapları bir tarafa bırak da hayatını yaşa be, hayatını! Ben yaşadığım hayattan memnunum! Siz işinize bakın! Hadi oğlum, gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Ha, tamam, gidiyoruz! Hadi eyvallah, kitap kurdu! Dünyaya geldik! Güle güle! İyi eğlenceler! Sen yanımda yokken ne güzel sözler buluyorum! Sen yanıma gelince hepsi aklımdan uçuyor! O zaman sen de o güzel sözleri bana mektupla yazarsın! Sevgili Jale! Bir tanem! Müthiş bir hayvan! Bu hayvan var oldukça bizim birincilik almamız çok zor. Evet, öyle gözüküyor. Ama ne şekilde olursa olsun bu büyük yarışı mutlaka kazanmalıyız. 500.000 liralık mükafatı Orhan Bey'e kaptırmak enayilik olur. Ne yapabiliriz ki? Her işin bir çaresi vardır Hasan. Eğer düşündüğüm şeyi tatbik edebilirsek hem Orhan Bey'in hem de Hakan'ın adını yarış sahalarından sileriz. Nedir beyim düşündüğün şey? Acele etme, anlatacağım. Hadi gidelim. Hoş geldiniz amcacığım. Hoş bulduk yavrum. Sabah kahvaltıda yoktunuz. Erken kalkıp şehre mi indiniz? Hayır kızım. Hasan'la şöyle bir dolaştık. Sana bir şey söylemek, daha doğrusu danışmak istiyorum. Benim Yıldırım'ı buraya getirip yarışa burada hazırlamayı düşünüyorum, ne dersin? Ne demek amcacığım, böyle şey sorulur mu? Burası benim olduğu kadar sizin de sayılır. Ya, babanın ölümünden sonra bu çiftliğin tek sahibi sensin. Ben sadece bir amca, bir vasi olarak sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunlar ne biçim sözler amcacığım, atınızı istediğiniz zaman getirebilirsiniz. Yalnız, Hasan'la Seyis'in de burada kalmaları icap ediyor. Kalsınlar, ne olur? Çiftlikte yatacak yer mi yok? Nedir o elindeki mektup? Murat'tan geldi. Müsaade ederseniz çiftliğe gidip cevap yazacağım. Tabii yavrum. Dinle beni, Hasan, bu evliliğe mani olmamız lazım. Eğer Jale Orhan Bey'in oğluyla evlenirse, benim vesayetime ihtiyacı kalmaz. Bizim de çiftliği terk etmemiz gerekir. Bu işi sen halledeceksin. Nasıl? Anlatacağım. Hazır ol. Yarın sabah Ankara'ya gidiyorum. Birini mi aradın? Evet, Geçen gelişimde Semra adında bir kadın çalışıyordu burada. Gene burada çalışıyor. Birazdan programa çıkacak, şarkı söyleyecek. Ya, şarkıcı mı oldu? Evet, 3-5 kuruş fazla alabilmek için programa da çıkıyor artık.